Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ekonomi verileri genel olarak piyasa beklentilerinin üzerine gerçekleşirken bu verileri paralel olarak doların küresel bazda değer kazandığını gördük doların küresel bazda güçlenmesine ve dolar endeksinin 91 seviyesinin üzerini görmesine rağmen Türk lirasının dolar karşısında değer kazanımı ise sürüyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın kısa vade faiz indirim beklentilerine kapıyı kapatan ve Şahin duruşunun devam edeceğine yönelik açıklamaları ise Türk lirasının değer kazanmasındaki ana etken olmaya devam ediyor. Haftanın 3. işlem gününde Türk Lirası'ndaki değer kazanımının sürebileceği gibi fiyatlamaları etkileyebilecek haber akışlarında yakından takip ediyorum. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,10 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Para girişinin oluşturduğu aşağı yönlü baskının devam etmesiyle birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 7,04, 6,95 ve 6,90 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. 7,10 Türk Lirası üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise yükselişlerde 7,15, 7,22 ve 7,30 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ekonomi verileri genel olarak piyasa beklentilerinin üzerine gerçekleşirken çaprazda euro üzerinde satış baskılarının oluştuğunu görüyoruz. Dolar endeksinin 91 seviyesinin üzerine görmesinden sonra küresel bazda değer kaybeden euro ve euro Türk Lirası kurunda Türk Lirası'ndaki güçlü duruşun sürmesiyle aşağı yönlü hareketlerin devam edeceğini görebiliriz. Geçtiğimiz hafta içerisinde 8,62 Türk Lirası'ndaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına gerileyen ve haftayı bu seviyenin altında kapatan kurda olası yükselişlerde 8,62 Türk Lirası'nın hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim. Haftanın 3. işlem gününde ise Türk Lirası'ndaki değer kazanımının sürebileceği gibi fiyatlamaları etkileyebilecek haber akışlarında yakından takip ediyorum. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 8,55 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı doğru eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 8,48, 8,40 ve 8,35 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro tarafında değer kazanımı ile olası yükselişlerde ise 8,62, 8,70 ve 8,75 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Euro dolar paritesinde ise yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın Para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesiyle değer kazanmaya başlayan dolardaki değer kazanımı geçtiğimiz haftada sürdü. Geçtiğimiz hafta genelinde Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan ekonomi verilerinin genel olarak piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesi dolardaki değer kazanımını desteklerken paritede dün ise dolardaki geri çekilme ile yükseliş yaşandığını gördük. Veri takvimi açısından sakin olan haftanın ilk iki işlem günü sonrası bugün Almanya'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan enflasyon verilerini yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,21 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,21 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte sırası ile 1,2150, 1,2180 ve 1,2220 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise sırası ile 1,2070, 1,2020 ve 1,1980 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent Petrol tarafında ise son OPEC Plus toplantısı sonrası yaşadığı yükselişi devam ettirmekte zorlansa da 55 dolar üzerinde tutulmayı başaran Brent Petrol, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yönünü yukarı çevirdi. Son 20 günlük hareketli ortalama seviyesinden güç alarak yükselişe geçen Brent petrol bir aradan sonra tekrar 60 doların üzerini gördü. Kasım ayı başında yükseliş kanalı içerisinde hareketini sürdüren petrolde Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan koronavirüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltabilir. Haftanın 3. işlem gününde piyasalardaki haber akışlarını ve fiyatlamaları yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 60 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığı sürece petroldeki yukarı yön eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 60,50 61 dolar ve 62 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 59 dolar, 58 dolar ve 57 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. I should say